Fıtık birçok sebepten kaynaklı oluşabilen bir rahatsızlıktır. Kısaca şöyle, yaşlılıkla, ani hareketlerle, zorlanmayla, ekstrem sporlarda bazen yaşanılan bir durumdur. Buna bağlı işte tabii birçok neden de devam ediyor bununla beraber. Şişmanlık, uzun süre ters hareketlerde, ters pozisyonlarda kalma vesaire gibi durumlarda omurgaya binen yük artıyor bu durumda ve orada zamanla fıtık meydana geliyor. Yani iki tane omurilin arasında bizim kıkırdak yapı dediğimiz bir yapı var. O yapının bütünlüğünün bozulması, yüksekliğinin azalması ve bununla beraber sıkışmaya bağlı biraz dışarıya taşması veya çeşitli şekilde gözükebiliyor. Şimdi buna bağlı olarak şimdi insanlar diyor ki benim belim ağrıyor, bel fıtığı mıyım? İşte boynum ağrıyor, boyun fıtığı mıyım? Şimdi bunu direkt söyleyemiyoruz. Yani bir insanın bel veya boyun fıtığı olmasını birkaç sebep gösterir. Mesela bel fıtığı rahatsızlığı yaşıyorsanız, eğer bunun farkında değilseniz, bel fıtığı genelde bizzat omuriliğin üzerinde bir ağrı yapabilir. Bununla beraber o sinir hattını sıkıştırdığı zaman o sinir hattının geçtiği bölgelerde yine aynı şekilde ağrı, uyuşma, güçsüzlük ve gerginlik yapabilir. Şimdi bu sinir hattının geçtiği yerler neresi oluyor? Şimdi birincisi belde ağrı hissedebilirsiniz. Aynı şekilde o hattın geçtiği bölgede kalçada hissedebilirsiniz. Arka bacakta, diz çevresinde, baldırda, ayak tabandan ayak parmaklarına kadar uyuşma, güçsüzlük belirtileri oluşabilir. Eğer buna benzer belirtileriniz varsa işte bel fıtığı mıyım acaba diyebilirsiniz. Tabii bununla beraber bel fıtığının karıştırıldığı bir rahatsızlık daha var. Piriformis sendromu dediğimiz. Bu daha çok kalçada ağrı yapar. Belde çok ağrı yapmaz. O yüzden onun dışındaki belirtileri hemen hemen aynıdır. Bu yüzden bir uzmana görünmeniz yeterli olacaktır. Bununla beraber tabii ki ani hareketlerde mekanik bel tutulmaları olabiliyor. Bunlar da yine bel fıtığıyla karşılaştırılabiliyor. Dediğim gibi gerekli kontrollerle bunun sonucuna varabilirsiniz. Boyun fıtığında da aynı şekilde. Boyun bölgesi daha hassas bir bölgedir açıkçası. Boyun bölgesinde yine yansıyan bir ağrı var. Yani o sinir hattının geçtiği bölgelerde işte omuz başında, kolda, dirsekte, el bileğinde, el parmaklarda yine aynı şekilde uyuşukluk, işte sinir belirtileri dediğimiz uyuşukluk, gerginlik, güçsüzlük, bıçak batması gibi ağrılar oluşabiliyor. Bunlar da aynı şekilde boyun fıtığının belirtisi olduğunu gösterebilir. Yine hareketlerde çok kısıtlılık yapar. Ve boyun fıtığında özellikle çok gerginlik yapar. Yani özellikle boyun aşağısındaki trapez dediğimiz bölgede yine oradaki kaslarda, fasyada ciddi tutulmalar ve spazmlar meydana getirtebiliyor. Şimdi herkesin sorduğu sorulardan bir tanesi de işte bel veya boyun fıtığım var, ameliyat mı olmam gerekiyor veya ameliyatsız tedavi mümkün mü? Şimdi burada biz tabii ki sıralamaya dikkat etmemiz gerekiyor bizim. Öncelikle hastada bir bel veya boyun ağrısı varsa biz burada doktora gidip veya işte bir fizyoterapiste gidip muayene olduktan sonra ufak ufak işte egzersizlerle o işi o ağrıyı azaltmaya çalışıyoruz. Veya doktor başta bir ilaç tedavisi uyguluyor. İşte hafif ağrı kesiciler ve kas gevşeticilerle beraber. Sonra bu iş yetersiz kaldığında ağrı kesici iğnelere başlanıyor. Birkaç ilaçla beraber. Şimdi geçmeyen ağrılar olduğu zaman bu ilaçların da bir etkisi kalmıyor. Ve bu ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı dönemde fizik tedavi süreci başlıyor. Fizik tedavi de yapılabilir şeyler olduğu zaman biz fizik tedaviyi uyguluyoruz. Tabii her hastalıkta olduğu gibi çok ciddi etkilenmeler oluyor. Oradaki kemik bütünlüğünün aşırı bozulmasından kaynaklı fizik tedavi de bazen yetersiz olabiliyor. Eğer fizik tedavinin yetersiz olduğu dönemlerde de kapalı cerrahi yöntemler ve açık cerrahi yöntemler diye bir sıralama var. Biz işin fizik tedavi kısmındayız açıkçası. İlaçsız tedaviyi
yapmaya çalışıyoruz. Ameliyatsız tedaviyi yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte de hastalara sadece bize bağlı kalmalarını istemiyoruz. Yani biz tedaviyi genelde karşılıklı bir bütüncül olarak yapmaya çalışıyoruz. Yani öncelikli amacımız o bölgedeki ağrıyı dindirmek. Ağrıyı dindirdikten sonra o bölgeye tekrardan o gerginliğin kaybedilmesi, o esnekliğin kazanılması, güçsüz olan kasların tekrardan güçlendirilmesiyle beraber bir tedavi egzersiz programı ayarlıyoruz. Ondan sonra da hastalar bizim verdiğimiz programları yerine getirdiği zaman bu fıtık rahatsızlıklarında ciddi geri dönüşler alırlar kendileri. Çünkü biz bunları görüyoruz. Ama dediğimiz gibi sadece bizim burada ağrı tedavi yöntemi için, egzersizler için yaptığımız şeyler yetmez. Hastaların kendileri bilinçli bir şekilde bu egzersizleri ve hayatlarını bu şekilde idame ettirmeleri gerekiyor. Çünkü günümüzde artık hastalıklar insanların çalışma şartlarından kaynaklı çok çıkmaya başladı. Yani masa başı çalışan kişilerden olsun, işte sürekli fazla yukarıya bakmaktan veya fazla aşağıya bakmaktan veya sürekli fazla ayakta kalmaktan, fazla oturmaktan, bu tarz şeylerden fıtıklar oluşabiliyor. İnsanlar malum günümüzde ofis çalışanları çok, onunla beraber ayakta fazla çalışanlar çok ve fıtık oluşmaması imkansız gibi bir şey. O yüzden sizin fıtığa yakalanmadan da egzersizlerinizi yapmanız gerekiyor. Esnekliğinizi kaybetmemeniz gerekiyor. Ve biz tedaviye başladığımız zaman da sizin bu çalışma hayatınızı veya dinlenme hayatınızı, bundan sonraki hayatınızı bizim söyleyeceğimiz şekilde şekillendirmeniz gerekiyor. Yoksa hani yarı yarıya bir tedavi yapmışsınız gibi olur. O yüzden insanların dediğim gibi mutlaka ve mutlaka egzersizlerine devam etmesi gerekiyor, ihmal etmemesi gerekiyor. Bununla beraber fıtıkta hani gerçekten hastaların çok merak ettiği bir şey. Ya ben işte birini görüyorum, 10 yıldır fıtığı var, daha geçmemiş. Buradan şunu söylemek istiyorum, fıtık iyileşebilen bir yapı. Nasıl ki bir yeriniz çizilir, kırılır. Belli bir süre, kimisinde işte bir çizikte bir hafta, 10 gün, bir kırıkta 4 ay, 6 ay. Ama fıtık da böyle bir yapıya sahip ve iyileşebilen bir yapıdır. Siz onu koruduğunuz müddetçe, o esnekliğini kaybetmediğiniz müddetçe ve güçlü tuttuğunuz müddetçe bu fıtık kendini toparlamaya başlar ve tekrar bir yaralanmadan uzak kalır. Laboratuvar sorunumuz. Bu burada anlatacak yani.